Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle tabii ki Kaplan Vaha Temiz Gönüllü kendi dilinden tanımak ve tanışmak isterler. Buyurun. Doktor Kaplan Baha Temizgönül ben. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanıyım. Nişantaşı'nda kendi yerimde hizmet vermekteyim. Evet, peki nasıl başladı bu hikaye diyelim, obezite cerrahisine nasıl başladınız? Herkesin çocuklukta gönlünde yatan bir meslek vardır. Benim için her zaman bu cerrahlık olmuştu. Hatta aile toplantılarında her zaman bana geleceğin cerrahi gözüyle bakıp yereğinde ufak tefek aile içi şakalar yapmaktaydılar. Bu kararımda tabii ki eniştem olan Gani eniştemin, doktor olan eniştemin payı mevcuttur. Zamanla insanın meslek tercihleri şekillenebilmekte, bazen de değişebilmekte. Benim için bu değişiklik üniversite yıllarımın son zamanlarında bize çok yakın olan bir aile dostumuz Mine teyzenin obezite nedeniyle sağlık problemleri yaşamasıyla şekillendi. Eşi bu duruma çok üzülüyordu. İnsülin kullanmasına rağmen çeşitli kereler hastaneye şeker koması nedeniyle başvurdu. Doktorlar tabii ki ona mümkün olduğu kadar zayıflamasını tavsiye ediyorlardı. Fakat kendisi bu tavsiyelere çok uyamıyordu. Son zamanlarında diyet yapıp zayıflamaya çalışmaktaydı fakat kiloları fazlasıyla geri alıyordu. Hastaneye son başvurusunda maalesef yoğun bakıma girdi. Bize kendisini göstermiyorlardı. Eşi buna çok üzülüyordu. Kendisini o zamandan sonra göremedik ve kendisini o zaman kaybettik. Bu tabii ki ailemizin çok yakın bir birey olduğu için benim üzerimde muazzam bir tesir bıraktı. Sonrasında ihtisasıma Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam ettim. Buranın bana avantajı laparoskopik yani kapalı ameliyatlar üzerine büyük tecrübe kazandıran bir hastane olmasıydı. Çok hasta yoğunluğu kapalı ameliyatlar üzerine olan bir yerde. Buranın bir diğer avantajı da bana obezite cerrahisiyle tanışma fırsatı verdi. Aile dostumuz olan Mine teyzenin durumu beni obez hastalara karşı daha yakın hissetmeme sevk etti. Ameliyat sonrasında onların şeker, tansiyon rahatsızlıklarını hızla düzeldiğini görmek ve sağlıklı yaşamlarına kavuştuğunu görmek beni motive ediyordu. Her zaman kariyerimi zindelik üzerine, sağlıklı yaşam üzerine şekillendirmeyi düşündüğüm için böylelikle obezite cerrahisinde kariyer yapmayı tercih ettim. İhtisasım sonrasında mecbur hizmetimi Suriye sınırında olan Kilis Devlet Hastanesi'nde yaptım. Burası o zaman savaş bölgesi olduğu için maalesef çok yoğun ve ağır durumda olan yaralılar gelmekteydi. Bu yaralıların hastaneye zor durumda olarak ulaşıp sonrasında hastalarımızın yürüyerek taburcu olduğunu görmek o durumun hem ağır psikolojik hem fiziksel zorluklarını atlatmamıza yardımcı olmaktaydı. O dönemde bile izin dönemlerinde mümkün olduğu kadar obezitede Türkiye'nin en iyileriyle bir araya gelerek kariyerimde ilerlemeye devam ettim. Sonrasında ihtisasım ve mecbur hizmetim sonrasında İstanbul'da sadece obezite cerrahisiyle uğraşan bir klinikte çalışarak tecrübemi pekiştirdim ve bu konuda ilerleyerek iyi hizmet vermeye devam etmeye çalışıyorum. Şu anda kendi yerimizde Nişantaşı'nda hastalarımıza daha samimi bir ortamda yüksek kalitede hizmet vermeye çalışıyorum.